Apar ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ile birlikte piyasaların gündemini konuşacağız. Bu hafta merkez bankalarına ilişkin beklentiler ve piyasa etkileri de yine konuşacağımız başlıklar arasında. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba. Evet vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bugün Fed'in kararını takip edeceğiz. Daha doğrusu gelecek yıla ilişkin projeksiyonlar önemli olacak. Hem faiz politikası açısından verilecek olan projeksiyonlar açısından hem büyüme hem enflasyon görünümü açısından hem de varlık azaltım konusunda nasıl bir takvim işlenecek, ne miktarda olacak? Yine takip edeceğimiz önemli başlıklar arasında bugün Fed yılın son toplantısı oldukça önemli olacak. Hem ABD hem de küresel piyasaların seyri açısından sizin beklentiniz nedir? Evet, Amerika Merkez Bankası sizin de bahsettiğiniz gibi yılın son toplantısını yapacak ve finansal piyasalar bununla beraber oldukça kritik bir yörece girmiş olacak. Çünkü bu akşamdan sonra Amerika Merkez Bankası'nın kararını aldıktan sonra yarın İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz. Akabinde de Rusya ve Japonya Merkez Bankası açıklanacak. O yüzden bu akşamki FED toplantısı diğer toplantıların takip et açısından oldukça önemli. Amerika'daki ekonomik gelişmeye baktığımız zaman yıl içerisinde sürekli olarak enflasyon oranı yükseldi sizlerle hep konuştuğumuz gibi. Ama FED bunun geçici olacağını vurguluyordu. İlerleyen süreçte beklentiler nasıl şekillenecek? Biraz daha aslında bu toplantıda alınacak kararlar oradaki hareketleri belirleyecek diyebilirim. Özellikle bundan sonraki süreçte tahvil piyasasındaki hareketleri de Amerika Merkez Bankası'nın bu toplantı sonrasında yapacağı projeksiyonlarla beraber fiyatlamaların şekil kazandığını görme ihtimalimiz daha yüksek. Ama şu da var Amerika ekonomisinde istihdam tarafı hala zayıf devam ediyor. Bir toparlanma var pandemi sonrasında ama pandemi öncesine göre hala istihdam açığı 4 milyon seviyelerinde bulunmasından dolayı istihdam piyasasındaki yavaşlama, enflasyondaki yükseliş Fed'in para politikasında sıkılaşmaya geçmesi durumunda ekonomi üzerinde biraz çalkantı yaratabilir. O yüzden bugün verilecek mesajlar oldukça önemli olacak. Piyasa beklentisine baktığımız zaman geçen ayki toplantıda 15 milyar dolar yapılan tahvil alımlarındaki azaltımın bu toplantıda 25-30 milyar dolara çıkartılması bekleniyor. Böyle bir hamle gelirse biraz şahin bir açıklama görebiliriz ve piyasada 2022 faiz artış beklentileri Haziran'dan biraz daha erkene çekilmeye başlanabilir. Bu da dolar endeksinde kuvvetlenme meydana getirebilir. ABD tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi özellikle uzun vadeli hareketlerde oluşmaya başlayabilir. Ama diğer bir senaryo tarafında ise Omikron varyantının etkisiyle beraber dün enerji ajansında yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi belki bir ekonomide yavaşlama söz konusu olabilir. Bunun altını çizerse Fed Başkanı Powell o takdirde biraz daha piyasada güvercin tonunda bir algıyla beraber dolar endeksinde zayıflama ihtimali var. Ama şu an için söyleyebileceğim bir şey tahvil alım programları bir limiti en azından bir 25 milyar dolar 30 milyar dolar açıklanırsa o takdirde biraz daha dolarda kuvvetlenme yaşanabilir. Ama 10.5'daki Powell konuşması da genel itibariyle seyrin devam açısından önemli olacak. Teknik olarak Amerika'daki 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık tahvil faizi grafiğine baktığımız zaman özellikle 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizleri yükselirken 30 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde bir düşüş söz konusu ve özellikle 10 yıllık tahvil faizinin de yükseliş trendini kırması sonrasında geri dönüş hareketini yaptı ve tekrar 1.43 bölgesine doğru geri çekilmesi bakımından ilerleyen süreçte enflasyonist baskının Amerika'da üzerinde etkili olabileceğini söylemek mümkün. O yüzden bugünkü toplantıda hem istihdam piyasası hem kişisel tüketim harcamalarındaki beklentiler hem de ilerleyen dönemde faiz artışına ilişkin beklentileri piyasada şekil kazanmaya başlayacak. Şu an için biraz daha dolar kuvvetlenmesi devam ediyor ama eğer Amerika Merkez Bankası'ndan güvercin bir görürsek dolar endeksindeki harekete baktığımız zaman son derece önemli bir noktaya geldi. Fibonacci 50 bölgesi 96.50 seviyesinden geçiyor ve eğer bunun üzerine çıkmayı başaramazsa biraz geri çekilme yaşanabilir. O yüzden bugünkü hareketlerde daha önce de direnç ve destek olarak takip ettiğimiz 96.50'nin üzerine geçecek mi geçmeyecek değil mi? Biraz onu izlememiz gerekiyor. Eğer Şahin tonunda bir açıklama gelir, parasal sıkılaşmanın ilerleyen süreçte hızlı bir şekilde devam edeceğini ve Amerika Merkez Bankası'nın 2022'de enflasyondaki yükselişi yavaşlatmak için faiz artımına gidebileceğini algısı oluşmaya başlarsa o zaman Fibonacci 61.8'lik düzeltme bölgesinin bulunduğu 98.20 ve daha öncesinde de direnç olarak çalışan 97.80 bölgesine doğru dolar endeksinde bir kuvvetlenme görebiliriz. Tam tersi senaryoda ise ana destek seviyesi daha önce ikili dip formasyonunun direnç bölgesini oluşturduğu 93.50 seviyesi ve 94.75 seviyesi destek olarak algılayabiliriz. Emre Bey, Kasım ayı bütçe rakamları, merkezi bütçe yönetim bütçe rakamları açıklandı. 32 milyar lira fazla verdi. Değerli izleyenler sizler de ekranlarınızın alt bandında görüyorsunuz. Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 32 milyar lira fazla verdi. Bu gelişmeyi de aktardıktan sonra dolar endeksine piyasa etkilerine devam edelim. e Şimdi aslında önemli seviyeleri paylaşıyorsunuz. Çünkü daha önce... 94 çevresinde bir fiyatlama varken hep 94, 94-95 seviyenin üzeri biraz daha gelişen ülke kurları için risk olarak değerlendiriliyordu. Şimdi 96 seviyesinin üzerine gitme isteği var ki buna yön verecek olan da sizin de bahsettiğiniz gibi Fed'den gelen açıklamalar olacak. Şimdi dolar indeksini ilişkin senaryoları konuşuyoruz. Hangi seviyeler olabilir teknik açıdan ama bir de Dolar indeksinde olası bir yükseliş ya da olası bir düşüş halinde gelişen ülke piyasaları üzerinde nasıl bir etki yaratır bunu konuşalım. Çünkü baktığımızda e, dolar tarafındaki değer kazancı e, yine TL' TL'de e, dahil olmak üzere gelişen ülkeleri e, önemli bir baskı altında bıraktı. Emtia fiyatları üzerinde önemli bir etkisi var. E, dolar indeksindeki bu hareketin, etkileyebileceği piyasalar hakkında ne söylersiniz? Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi başta MTA piyasası üzerinde bir etki yaratması söz konusu. Çünkü dolardaki kuvvetlenme özellikle 95'in üzerine geçilmesiyle beraber hem ons altın tarafında hem gümüş tarafında aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirdi. Ama tabii daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi burada MTI cephesinde gelecekteki hareketler biraz da 2022'deki senaryo aldığı beraber tekrar hız kazanmaya, yükselmeye başlayabilir. Ama bugün eğer Amerika Merkez Bankasından faiz artırımına yaklaştığına yönelik bir açıklama görürsek bu tabii MTI'ları baskılamaya başlayacaktır. Gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde zaten sürekli olarak bir yükseliş söz konusu. İçeride de bu sabah itibariyle dolar TL 14.60 seviyesine doğru değer kazancını sürdürdü. Bugünkü Fed toplantısı yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bakımından oldukça önemli olacak. Eğer yarın yapılacak toplantıda beklendiği gibi bir faiz indirimi gelmezse o takdirde kurda bir sakinleşme yaşanabilir veya akşam Amerika Merkez Bankasından biraz daha İleri yönelik projeksiyonlarda ekonomik toparlamanın yavaşlayacağına yönelik bir sinyal alırsak o da yine dolar endeksine 96.50 seviyesinden geri çekip dolar tl tarafında da kısmi bir değer kaybını beraberinde getirebilir. Ve bunun iç piyasadaki etkileri biraz daha borsa İstanbul tarafında pozitif yansımaya devam ediyor. Çünkü ihracat yapan şirketlerdeki gelir artışının ilerleyen dönem içerisinde süreceğine yönelik beklentiler biz düzü yukarı yöne taşımaya sürdürüyor. Diğer taraftan bankacılık tarafına baktığımız zaman o noktada da döviz pozisyonlarının kapatıldığı gözüküyor ve bu da ilerleyen süreçte bankacılık tarafında da biraz daha pozitif bir havanın hakim olması neden olabilir. İki faktör birleştiği zaman da biraz sonra yine grafiklerden bakarız. Borsa İstanbul üzerinde de dolar TL paralar bir şekilde yükselişin sürdüğünü görme ihtimalimiz var. Dolar endeksine biraz daha yakından bakacak olursak aslında Günlük bazda yükseliş kanalı içerisinde hareket devam ediyor ve yükseliş kanalının üst bandından gelen tepkiyle beraber tekrar 9550 ve 9580 arasındaki bölgeden destek almış durumda. Eğer bugün yukarı yönlü hareketler 96-90, 96-65 bölgesinin üzerine geçmezse tekrar aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Teknik anlamda yükseliş trendinin geçmiş olduğu bölgeler 94-95 yani 95 ile. 94.50 arası diyebilirim. Eğer 94.50 aşağısına geçilmeye başlanırsa o zaman dolar endeksinde bir değer kaybı meydana gelebilir. O da bu akşam Amerika Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalarla belli olacak. Şahin tondaki açıklamalarla ise 97 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda orta vadeli grafikte baktığımız gibi yükseliş bir müddet daha sürme ihtimalini barındırıyor. Bu da tabii gelişmekte olan ülkelerin borsalarında ve para birimlerinde çalkantıyı beraberinde getirecektir. Evet içeriye geçelim. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı var. E, BIST biz düzde her gün rekor seviyeleri görüyoruz. Bugün de yine e, yaklaşık bir buçuk yüzde bir buçukluk bir primli biz düz güne başladı. E, bankacılık ve sanayi endeksteki yükselişler de oldukça önemli ki özellikle de sınai endekse önemli bir destek alıyor. Biz düz endeksi e, baktığımızda yılbaşından bugüne performans sınai de Bist yüzü da da geride bırakmış durumda. Tabi birçok sektörde e, hatta bazı sektörlerde rekor seviyelere de ulaşılmış durumda. Ulaştırma sektöründe oldukça özellikle de hava, havacılık sektöründeki fiyatlamalara baktığımızda önemli bir yükseliş var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi hızlı bir ivmelenme var. Dolayısıyla bu hızlı düşüşün... E, hızlı yükselişin sert bir düşüşü olabilir mi de sorusu da akıllara ister istemez geliyor çünkü düzeltme hareketlerinin sınırlı olduğu o köpüğün alınmadığı bir fiyatlama da söz konusu. Ne dersiniz? Bistüzdeki e, teknik görünüm neyi işaret ediyor? Teknik görünüm haftalık bazda daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi yükseliş kanalı içerisinde devam ediyordu ve yükseliş kanalı içerisinde özellikle pandemi sonrasında görülen 820 seviyesinden gelen yükseliş hareketinin oluşturmuş olduğu bayrak formasyonu kırılması sonrası zaten 1500 üzerinden geçilmesi halinde Borsa İstanbul'da 2000-2500'e doğru bir hareketin geleceğini konuşuyorduk. Nitekim bugün itibariyle 2200'e doğru hareket devam ediyor. Bu kapsamda ilerleyen süreçte dolardaki kuvvetlenmeyle beraber BİSG'ün görece zayıf kalması ve şirketlerin değerlerinin düşmesinden dolayı ilerleyen süreçte Borsa İstanbul kanadında yukarı yönlü hareketini devam etme potansiyeli hala barınıyor. Ve hatta teknik anlamda baktığımız zaman 820 puanla 1580 puan arasında oluşan bayrak formasyonu kırıldıktan sonra yukarı alanda 2340 puan seviyesi bir sonraki hedef bölgesi direnç bölgesi olarak takip edebileceğimiz alan eğer ilerleyen süreçte dolar tl'deki yukarı yönlü hareket devam ederse hem ihracat gelirlerindeki artış beklentisinden dolayı hem de diğer taraftan döviz pozisyonlarının ağırlıklı olduğu şirketlerin değer kazanmasından dolayı BIST düz endeksinde de yukarı yönlü hareketin devam etme potansiyeli var. Bu noktada bu sabah Pfizer'ın yapmış olduğu açıklama da oldukça önemli çünkü ulaştırma endeksi küresel çapta endişelerle beraber zayıf kalmaya başlamıştı. Pfizer'ın yaptığı açıklamada yeni varyasyona ilişkin yeni bir ilaç geliştirdiklerini açıkladılar ve bu da ilerleyen süreçte hem sağlık sektöründe pozitif yansıma gerçekleştirebilir hem de ulaştırma sektöründe, havacılık sektöründe pozitif etki beraberinde getirirse BIST düz endeksini destekleyen diğer bir tabloyu oluşturacaktır. Dolar bazlı baktığımız zaman BIST düz grafiğine oldukça önemli bir e, dip noktasına gelmiş durumda. Ee, öncesinde enflasyon bazlı da bakabiliriz. Yani enflasyon bazlı da yine aynı şekilde biz yüzü enflasyona rasyonladığımız zaman oldukça önemli. 3.10 seviyesindeki direnç bölgesinin üzerine geçilmesiyle beraber hem şirket karlarının artmış olması hem de enflasyon muhasebesinin şirket değerlemeleri içerisine katılmasıyla beraber BIST endeksinde de şirketlerin görece ucuz kalması olmasından dolayı yukarı yönlü potansiyel hala ön planda kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu rasyoya göre yukarı alanda daha önce Ocak 2015 ve Ocak 2018'de test edilen 3.67 seviyesi oldukça önemli. Bundan dolayı eğer bu hafta yapılacak Merkez Bankası toplantılarında çok ciddi bir risk gündeme gelmezse yani dolar tarafında çok ciddi bir değer artışı ve Şahinleşen bir FED görmezsek o takdirde biraz daha Borsa İstanbul tarafında da yukarı yönlü hareket frenli de olsa devam edebilir. Kısmi kar realizasyonları görebiliriz. Bugün risk almak istemeyen yatırımcılar da belki pozisyon azaltmasına bağlı olarak yataylaşma söz konusu olabilir ama yarınki Merkez Bankası toplantısı sonrasında eğer bir faiz indirimi daha gerçekleşirse beklentiler 100 basman olabileceğini gösteriyor. Swap oranlarına baktığımız zaman ise Türk lirası swap faizlerinde yaklaşık olarak 50 bas puanlık bir düşüş var. 14.66 seviyelerinde sabah saatleri itibariyle. Bu da belki bir 50 bas puan da indirme yapılabileceğini göstermekte. Bu gerçekleşirse eğer o zaman biz tüz endeksi de yine enflasyon bazında baktığımız zaman yukarı yönlü seyrini devam ettirebilecektir. Teknik anlamda hem dolar bazlı hem enflasyon bazlı hem de endeks bir süz endeksinin kanal içerisindeki hareketine baktığımız zaman yukarı yönlü hareket biraz daha ön planda kalacak gibi gözüküyor yakın vade içerisinde. Dolar bazlı inceleyecek olursak dolar bazlı oldukça dip seviyelere gelmiş durumda. Hatta e, döviz sepetinin geneline göre baktığımız zaman çünkü ihracat yapan ülkeler içerisinde euro geliri de var. Yine aynı şekilde giderler dolar tarafından maliyetler dolar tarafından olduğundan dolayı sanayi endeksinde özellikle bu noktada döviz sepeti bazlı da BIST endeksini incelemek yararlı olacaktır. Bu kapsamda aşağı alanda özellikle 110-120 bölgesi destek alanı olarak takip ettiğimiz alan bu seviyenin aşağısına geçilmediği müddetçe yatay hareketin üst bandı olan 200 bölgesine doğru, 190-200 bölgesine doğru BIST 100 döviz sepeti endeksinde yukarı yönlü seyir devam edebilir. Bu kapsamda şu an için biraz daha 143 seviyesi. Ara direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz alanı oluşturuyor. Bu bölgenin üzerine geçilirse bir sonraki zirvesi 164'te. Bundan dolayı yükselişin devam etmesi için ilk etapta 143 devamında 164'ün geçilmesi lazım. Bu bölgelere denk gelen bir 100 seviyesindeki bölgelerde biraz kar realizasyonları görebiliriz ama bu bölgenin üzerine geçilmesi durumunda BIST -100 endeksinde de orta uzun vadeli hareketlerde belki 2022'nin ilk çeyreğinde 2500-2600 puanlara doğru hareketin devam ettiğini görebiliriz. Evet, şimdi gösterge tahvile geçmeden önce bir de bankacılık ve sınayi endekse bakalım çünkü sürekli bir süredeki yükselişten bahsediyoruz ama bankacılık sektöründeki performans da oldukça önemli. Az önce de bahsettiğimiz gibi özellikle de önemli haber akışlarının ardından bankacılık sektörü ile ilgili yıl içerisindeki kayıpların geri alınmasının ardından hatta şöyle bir yıllık bir grafiği alalım karşımıza. önemli bir ivme söz konusu oldu. Şimdi yabancı takas oranına baktığımızda yine yukarı yönlü bir hareketlenme var hacim olarak e, yeterli mi çok hızlı mı hayır değil ama yabancı girişlerin gerçekleştiğini de görüyoruz. E 1794 puanda günlük bazda %0.20'lik bir yükselişe işaret ediyor. E dün yanılmıyorsam %4'e yakın bir değer artışı söz konusuydu günlük bazda ve ee, Borsa İstanbul'un en çok değer kazanan sektörü oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bankacılık sektöründeki bu imleme bir ile birlikte devam edecek mi? Çünkü e, biz hep yaklaşık bir iki ay öncesine kadar negatif bir ayrışmayı e, konuşuyorduk. Ne zaman bu makas e, kapanacak konusunu konuşuyorduk? O makas e, kapandı neredeyse. Ne dersiniz? Şimdi uzun vadeli hareketlere baktığımız zaman özellikle BIST bankacılık endeksi içerisinde düşüş eğiliminin de kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareket ön plana geçmeye başlamıştı ve sert yükseliş sonrasında gelen aşağı yönlü hareketinde kırılmış olmasına bağlı olarak yine aynı şekilde bir bayrak formasyonunun çalıştığı gözlemleniyor. Burada hem dolar bazlı şirketlerin görece de düşük değerlerde kalmış olması hem de yurt dışında özellikle yabancı bankaların da e, içeri yönelik olarak güveni tazelemiş olması ilerleyen süreç içerisinde BIST bankacılık endeksi içerisinde de yukarı yönlü potansiyeli devam ettirebilecek gibi gözüküyor. Özellikle faiz indirimlerinin başladığı süreçten sonra kredi hacmindeki büyümeye baktığımız zaman istenilen düzeylerde yavaş yavaş kredi hacmi artmaya başlıyor. Bu da ilerleyen süreç içerisinde 2022'nin ilk çeyreğinde özellikle bu yılın son çeyreğinde bankacılık tarafında bilançolarda biraz daha pozitif bir tablo oluşturabilir. Bununla beraber de bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketin geldiğini gözlemleyebiliriz. Tabi bankacılık endeksi için bu hafta yapılacak merkez bankalarında toplantıları oldukça önemli olacak. Eğer Avrupa Birliği Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası da gevşek para politikasını sürdüreceğine yönelik açıklamalar yaparsa bu da küresel çapta bankacılık endeksi için zaten pozitif bir tablo ortaya koyacaktır. Eza yine aynı şekilde Amerika tarafında da Merkez Bankası'nın halen tahvil alım programını azaltsa bile devam ettiriyor olması bu noktada ilerleyen süreç içerisinde bankacılık endeksi için pozitif bir tablo ortaya koyuyor. Eğer 1800'lerin üzerine geçilmeye başlanırsa harekette biraz daha hızlanma görebiliriz. Ama bugün ve yarın Merkez Bankası toplantısı öncesinde piyasada oluşabilecek volatilite volatilitelerde geri çekilme, kar realizasyonları görebiliriz. Buna karşı biraz temkinli olmak lazım. Ama Cuma sabahından itibaren tekrar piyasa gelişmeleri fiyatlayacaktır. Ve gelişmeler aslında biraz daha 2022'de belirsizliğin devam edebileceğini ve parasal genişlemelerle piyasaların desteklenebileceğini gösteriyor. Bu kapsamda eğer Merkez Bankamız da faiz gerçekleştirirse bu da bankacılık endeksi için pozitif bir tablo ortaya koyacak. Evet, bir de sınai endekse bakalım. Baktığımızda yılbaşından bugüne performansı bir sözü geride bıraktı demiştik. Son açıklanan sanayi sektöründeki ihracat rakamları da önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Zaten yeni ekonomi modelindeki hedeflerden bir tanesi de üretim, ihracat ve dolayısıyla büyüme konusu ön planda. Sınai tarafta da yine aynı tabloyu görüyoruz. Son açıklanan ihracat rakamlarında önemli bir artış var ve dolayısıyla kur etkisiyle birlikte e, döviz pozisyonlarında da önemli bir artış söz konusu e, ve baktığımızda aslında hisse bazlı hareketleri e, bu yönde de alımların gerçekleştiğini görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz e, sanayi endeksi ve sanayi endeksi içerisindeki alt sektörleri? Sanayi endeksi içerisinde özellikle ihracat tarafında güçlü olan şirketler, demir-çelik tarafında güçlü olan şirketler ve doğalgaz üretimi, enerji üretimi tarafındaki şirketlerin hem depolama içerisinde tuttukları stokların ilerleyen süreç içerisinde değer kazanmasından dolayı hem de ihracatta euro bazlı yapılan anlaşmalarla beraber Avrupa Birliği'ne yapılan ihracattan dolayı biraz daha euro gelirlerinin yükselmesine bağlı olarak kurdaki artışla beraber ilerleyen süreçte pozitif bir bilanço görme ihtimalimiz yüksek. Bunu da fiyatlara yansıttığını görüyoruz son dönem itibariyle. Hem bankacılık tarafı taşıyor hem sanayi tarafı taşıyor ee, özellikle biz düzendekisindeki yükselişe Bu ilerleyen süreç içerisinde eğer döviz kurundaki yükseliş devam ederse alımlı bir şekilde sürmeye devam edecektir ama yabancı yatırımların gelmesi için aslında biraz daha döviz kurundaki hareketlerin stabilleşmeye başlaması gerekiyor ki yabancı yatırımcılarla biraz piyasa içerisindeki güveni tesis edip tekrar alımları ön plana geçirmeye başlasın. Bankacılık tarafında bahsettiğiniz gibi yavaş yavaş yabancı ilgisi artmaya başladı. Eğer ilerleyen süreçte kurda da stabilizasyon sağlanır ve sanayi tarafında da yabancı girişleri gelmeye başlarsa sanayi endeksinde de yukarı yönlü hareketler ön plana geçmeye başlayacak ve devam edecek diyebilirim. Ama tabii e, bu haftaki gelişmeler bütün endekslerde bir çalkantı yaratma potansiyelini barındırıyor. Ama genel itibariyle hem üretim tarafında, üretimin devam ediyor olması hem tedarik sıkıntısı sonrasında dünyadaki tedarik sıkıntısı sonrasında Türkiye'nin lojistik anlamda önemli bir konumu bulunmasından dolayı Avrupa Birliği'ne ve yakın coğrafyaya yaptığımız ihracatın artması da ihracat gelirlerine pozitif yansıyor. Son dönemde özellikle kilogram bazında baktığımız zaman ihracata bir artış olduğu söz konusu. Eğer ilerleyen süreçte yeni ekonomik büyüme modeli kapsamında alt da desteklenir ve yeni yatırımlarla üretim kapasitesi arttırılırsa sanayi endeksindeki yukarı yönlü serin 2022'de de en azından ilk 6 ay devam etmesi beklenebilir. Evet şimdi siz değerlendirmenizde Avrupa'ya olan ihracata değindiniz. Şimdi baktığımızda yeni varyantların Avrupa tarafında yayılma hızının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. İngiltere'de yayılma hızı oldukça yüksek ki bizim de ticareti en önemli ortaklarımızdan bir tanesi. Ee, özellikle de Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından yeni ticari sözleşmeleriyle hacminde arttığını görüyoruz. Şimdi e, normal bir zamanda Avrupa tarafında herhangi bir ekonomik gelişme olduğunda e, direkt olarak biz Türkiye'nin ihracatı nasıl etkilenecek, bunun piyasaya yansıması nasıl olacak şeklinde konuşuyorduk. E, şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, çünkü yeniden kapanmalar gündemde, IMF'den önemli açıklamalar geliyor Avrupa için. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? İçerisi için bir risk barındırıyor mu? Olası bir kapanma durumunda senaryosunda bunun iç piyasaya yansıması nasıl olur? Tabii Avrupa tarafı biraz daha aslında kış dönemine daha öncesinde konuştuğumuz gibi sıkıntılı girmeye başladı. Özellikle enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyonun artması, varyantın tekrar ortaya çıkması ve yayılması kapanmaları beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yapılan anlaşmalar da oldukça önemli. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracatı bütün bu gelişmeler şekillendiriyor ama genel itibariyle İngiltere Brexit süresi sonrasında Fransa ile balıkçılık konusunda bir sıkıntı yaşıyordu ama o noktada bile anlaşmaya varmış durumdalar ve bu da aslında ilerleyen süreç içerisinde Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik aktivitenin desteklenmesi için biraz daha Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu bize gösteriyor. Ve Türkiye'deki üretim kapasitesinin Avrupa'daki yavaşlamayla beraber canlanması ilerleyen süreç içerisinde hem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracatı arttırabilir hem de bu noktada Türkiye tarafında biraz daha pozitif bir tablo ortaya koyabilecek gibi gözüküyor ama bu dönemde aynı zamanda Avrupa Birliği de Türkiye'ye ilişkin aldığı kararları da takip etmemiz gerekecek. Çünkü bu hafta içerisinde bir takım kararlar alınması bekleniyor Avrupa Birliği tarafında. Bunun da iç piyasaya yansıması olabilir. Eğer ekstra bir tedbir, önlem, ekonomik bir yavaşlatma uygulaması gelmezse Avrupa Birliği'nden o takdirde ilerleyen süreç içerisinde 2022'de ihracat Avrupa Birliği'ne artmaya devam edecektir. Kurdaki yükselişle beraber özellikle ihracatın da artması ilerleyen dönemde iç piyasada pozitif alanın devam etmesini sağlayacak diyebilirim. Çünkü Avrupa tarafında hem enerji sıkıntısı gündemde hem kapanmalardan dolayı ekonomik aktivite başlıyor ve mal olan talebin artması biraz daha yakın coğrafyalardan karşılanacak ve bunun için de Türkiye oldukça lojistik anlamda önemli bir yer taşıyor diyebilirim. Evet, şimdi son grafikle devam edelim. iki yıllık gösterge tahville ilgili değerlendirmelerinizi alalım. 2 yıllık tahvil faiz oranları oldukça önemli bir seviyenin üzerine geçmeye başladı. Özellikle Türkiye'nin 5 yıllık CDS primlerinin 500'ün üzerine geçmesiyle beraber e, tahvil faizlerinde de yaşanan yükseliş %20'nin üzerine geçti ve artık %21.6 seviyesindeki direnç bölgesinin üzerine yavaş yavaş yerleşmeye başladığı gözüküyor. Daha önce direnç ve destek olarak çalışan bu bölgenin üzerine kalınması durumunda 2 yıllık tahvil faiz oranlarında bir sonraki direnç bölgesine doğru hareket yani %24'e doğru hareket devam edebilir. Bu bölge aynı zamanda kanalın üst bandına da yaklaşmış durumda. Çünkü uzun vadeli harekette özellikle pandemi sonrasında Mart ayından başlayan yükseliş eğilimi halen korunuyor ve 17,5 seviyesi oldukça önemli bir bölge. Türkiye 2 yıllık tahvil faiz oranı için 17,5'un aşağısına geçilmediği müddetçe orta uzun vadeli hareketlerde biraz daha %24 ve %26,8 bölgelerine doğru 2 yıllık tahvil faizinde artış gerçekleşebilir. Özellikle hem Amerika Merkez Bankası'nın kararı hem yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ve bunun swap piyasası üzerindeki yansımalarıyla beraber şekilde kazanacaktır. Ama biraz daha sanki ilerleyen süreçte politika faizi gerilerken tahvil faizlerinde bir yükseliş meydana gelebileceği Grafik olarak gözüküyor. Ondan dolayı 21 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe 2 yıllık tahvil faizleri biraz daha %24 ve %26 seviyesine doğru yükselme potansiyelini barındırıyor. Çok teşekkür ederiz. Yine önemli değerlendirmeleri bizlerle paylaştınız. Gelecek hafta çarşamba gününüz tekrar ağırlamak ilgili değil. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Efendim Alevi Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı konuğumuzdu. Piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından emtiyan noktayla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.